Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Umarım her şey gönlünüze göredir. Gününüz güzel geçiyordur. Tatiliniz güzel geçiyordur diyeyim en azından. Okullar tatilmiş, aldık haberini. Tabii bayağıdır takip etmediğim için okul olayını... Bir saniye bir konuşur musun beni lütfen? Teşekkür ederim. Bak şimdi arkadaşlarım burada ne yapacak? Kanala abone olacaklar. Sen de oradan seyredeceksin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Abone olmayı bilmeyenler için de hemen videonun altında abone ol butonu var böyle kırmızı, ona basarak abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Çünkü bilmeyen illaki vardır, oluyordur yani. Yine açıklamadaki linkten Discord adresime gelmeyi ihmal etmeyin. Ayın 22'sine çok az kaldı, çok az bir süre kaldı. Bakalım heyecanla iple çekiyoruz o günü. Yeni bir oyun Farming Simulator 22 çıkacak biliyorsunuz. Hep beraber oynayacağız. Farming Simulator 22 ile ilgili de fikirlerinizi bekliyorum. Bakalım açıklamaya, yorumlar bölümüne yazın. Ne düşünüyorsunuz? Siz ne yapacaksınız? Aldınız mı oyunu bu arada? İlk çıktığında biz bayağı bir ucuzdan aldık aslında Steam'den. Discord'dan falan duyurdum mesela. Böyle şeyler oluyor. Discord'dan duyuruyorum. Siz de gelmeyi unutmayın. Discord çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yine Instagram adresim var. Orayı da takip ederseniz mükemmel olur. Buyur gel. Şimdi bugün geçen silaj yaptığım tarlalarda kalan, ya daha doğrusu tarlalara saban çekeceğiz. Bu araç efsane, yorumlarda çok yazmışsınız. Ara gazı falan mükemmel, acayip diyor yani. Çok gerçekçi. İnşallah 22'ye de kısa bir süre içerisinde yaparlar ki ben bunu kullanmak istiyorum. Çok kullanmak istiyorum hem de. Çok gerçekçi bir mod olmuş. Ben çok beğendim. Tabela, o tabelayı atacağım. Pulluğumuz burada bu arada. Aracımızın boş ağırlığı ne kadarmış? 7858. İyi. 7,5 ton. Vay be. Dönerli bu arada, onu da söyleyeyim. Görüyorsunuz. Pulluğu takınca ne oldu acaba? 10.950. Vay. Pulluk 3 ton. 4 ton var lan. Vay yavrum vay. Dur şunu erimeyeyim de. Şuraya atalım. Adamın tarlasını atmayalım ya. Şurada dursun, onu görürler. Evet, bu bölüm tarla sürüyoruz. Pek bir şey olmayacak. Hafta içi olduğu için bir de böyle özenmedik. Daha doğrusu artık yavaş yavaş veda edelim. 19 videolarını atmayacağım. Herhalde bu hafta son atışım. Çünkü önümüzdeki pazartesi oyunu oynamış olacağız. Oynuyor olacağız. Aman dikkat. Önümüzdeki pazartesi oyunu oynuyor olacağız. Canlı yayın yapacağız yine Twitch'ten. Hani takip etmeyen varsa oraya gelsin buyurun. Çayımız çorbamız olacak yani. Güzel bir tempoyla yayınlarımızı sürdüreceğiz. Şu horozu ezmezsek. İyi ezmedik. Evet, römorklarımızın bir tanesi burada. Üçer mak bu galiba. Polatlı. O muydu, bu muydu? Neyse işte. Aynen, güzel yapıyor. Şu anda çim bitmiş. Gördüğünüz gibi ot bitmiş tarlada. Maşallah topraklarımız bereketli. Onları halledeceğiz. Bu bölüm böyle saban sürelim. Dönerli olması acayip kolaylık bu arada ya, onu söyleyeyim. Ya ben çok hoşuma gidiyor dönerli olayı. Bayağı içeri gireceğiz. Anladım abi. Yoksa çizgi bırakıyoruz. Gir abi, gir.
zamanla çözeceğiz tam noktasını. Şimdi gidişte bir tık daha iyi olacak. Onu da göreceksiniz zaten. Oğlum biz yanlış yapmıyoruz değil mi? Yo doğru, tamam. Tamam böyle böyle doğru. Tarlalarımızı ufak hızlı hızlı yaparız. Aracın sesi çok güzel. Bu araçla bayağı vakit geçirmek istiyorum. Modunun muhakkak not alacağım. 22'de de oynayacağım yani bu araçla. Aragaz, sular, seller yani. Discord'da paylaştık bu arada. Bulamayan arkadaşlarımız var ama. Gerçi oyun içerisinden modlar bölümüne, mod hub'a girdiğiniz zaman da çok rahat bir şekilde bulabileceğinizi düşünüyorum ben. Çok zor değil. Yeter ki araştırın. Engebeli arazi şartları çok zor. Çok zor. Kuruyan mısırlar var, onları alamıyoruz. Tarlanın tam köşesinde kalmış, orası işlenmiyor. Böyle bir hata oluştu, bir bug oluştu orada. Bu oyunun tek sorunu şu. Tarlalarda oluşan, kendiliğinden oluşan çizgiler abi. Yani şu çizgilere çok gıcık oluyorum ben. Sevmiyorum ya. Bir de o tarafa doğru sürmüyorum ki oraya doğru olursun. Sürdüğüm noktaya doğru olursa çok güzel olur. Arkadaşlar boğazım tahriş oldu. Ondan dolayı çok bağıramıyorum. Belki kısık sesle de konuşuyor olabilirim. Yarım bıraktığımız yerleri de alacağız daha sonra geçerken. Bakalım gece nasıl olacak. Gece de güzel. Bu aracın ışıkları sarı arkadaşlar bu arada. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama beyaz değil. Tam beyaz değil en azından. Gün ışığı mı diyeyim? Garip bir renk. Göstergeler falan çok güzel ya. Oyun mod harbiden yapılmış be. Şimdi bu kabin lambasını da yakıyor. Bu ön, bu uzun. O zaman önle arkayı yapmak için böyle mi yapacağız? Ha. Nasıl olacak lan bu? Bir dakika. Bir dakika. 5'e basacağız. Sonra 6'ya basacağız. Heh. Uzunu yapmak için ne yapacağız? Abi ben uzunu yapmak istemiyorum. Sadece arka. Bu sadece ön. Ama arkayı söndürüyor bu sefer. Bunu çözmemiz lazım. Şimdi 7, 8, 9'da bir şey var mı? Yok. 5'te bu var. 6'da bu var. 6 uzunla beraber açıyor. Yoksa kısa bu. He tamam. Çalışma ışığı baba. Yapacak bir şey yok. Böyle devam. Hadi sabaha karşı yapalım.
Vay be. Bir devrin sonuna geliyoruz ha. Vay be. Yani dostlar 4 yıl bir fiil oldu yani. 4 yıl diyorum, belki de 3 yıldan fazla kesin oldu da. 3 yıl bir fiil oldu. Oynuyoruz şu oyunu. Veda etmesi birazcık şey, böyle garip geliyor. 2017'de de aynısı oldu. 15'te de aynısı oldu. Tabi o zamanlar YouTube falan yapmıyoruz ama. O zaman düşünmüyorduk mesela böyle veda meda. Şimdi bunda çok fazla aramız var. Nereden baksam 400'den 500'den fazla videom vardır 19'da. Kısmetse artık darısı 22'ye. Mesela 100 bin heyecanlı 22 ile kutlayacağız mesela. 22 oynarken kutlayacağız. Ben hayallerim vardı mesela, 19 oynarken yaparız. Oyunda etkinlik yaparız, 100 bin özel falan böyle. Artık kısmetse şeye, 22'ye. Tabi aracımız arkaya taktığımız pull'a göre birazcık şey böyle büyük kaldı. Aslında büyük de değil tam yani. Şöyle bir yapsana. Ha. Herhalde yukarıda açıyor o ışığı. Biz gündüze çevirelim hemen abi. Gözünü seveyim gündüzün ya. Gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir dostlar. Vay be. ...22'deki vites sistemini çok merak ediyorum ayrıca, onu da söyleyeyim. Yeni vites sistemi geliyor. Yani klavyeden nasıl kontrol edebileceğiz, kısa yolları ne olacak bilmiyorum ama... ...biz viteste kullanacağız onu. Direksiyonla oynayacağım tabii ki, deneyeceğim. Ya bir de sürpriz yapsalar, şu toprak geri bildirim sertliğini falan... ...direksiyona yansıtan o feedback dediğimiz olayı bir getirseler var ya... ...tadından yenmez, vallahi bak size çok ciddi söylüyorum. Oyun o zaman harbi çok farklı bir olaya bürünebilir. Çünkü toprağın dokusunu hissedebilmek, direksiyonda bunu, titreşimini alabilmek direksiyondan, geri bildirimini alabilmek bence çok güzel olur, olacak eminim. Tabii Giants Editor, Giants Software daha doğrusu, bu konuyla ilgili ne düşünüyor bilmiyorum ama bence yapmalı. Bizim fikrimizi soran yok aslına bakarsan. Ulaştık. Erken erişim talep ettik mesela. Farming Simulator ile ilgili. Bu 22'nin erken erişimini talep ediyoruz vesaire. Hiçbir şekilde geri dönüş olmuyor. Yani Türkiye'yi bir tık hevese böyle adam yerine koymuyorlar diyeyim. Tabiri uygunsa. Niye öyle diye dedin diye soracak olanlar varsa da birkaç YouTuber arkadaşımla beraber de ulaşmaya çalıştık. Hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Kod gönderilmedi. Ama Almanya'da olup içerik üreten 2000 kişilik kanallara bile erken erişim verdiler. Bilmiyorum, acaba nerede hata yapıyoruz ya da Giant Software'ın mı bu konuda birazcık şey oluyor, eksikliği oluyor ya da community manager'ları mı şey, sorumsuz, anlamadım ama hayırlısı olsun. Önemli değil. Herkes ne zaman oynuyorsa biz de o zaman oynarız. Ama bir yayıncı olarak tabii ki erken erişmek. Oyunu erkenden videosunu çekip sizlere göstermek isterdim. Gönlüm isterdi yani. Ama olmadı. Önemli değil. Ölüm kalım meselesi değil yani sonuçta. Atla deve değil. Ama harbiden kırdılar beni, bizi. Üzüldük. Üzücü. Yani bir oyun firmasının sonuç itibariyle işte yüksek rakamlara oyunu seyreden YouTuber'ları tespit edip, ki partneriz. Partner olduğum halde olmadı abi, yani ben anlayamam. Belki bu video attıktan sonra yollamış olabilirler. Günahlarını almayayım. Ama hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Çok üzücü.
Harbi diyorum, çok üzücü. Bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyormuşum gibi me geliyor yani, ne yalan söyleyeyim. Var ya, tam bir psikopat ya, ben size söyleyeyim ha. Manyak lan bu araç. Vallahi diyorum ben size, ruh hastası işi bu araç. Şimdi yukarı çıkarken sesi dinleyin. Şimdi zorlanmıyoruz. Çok iyi. Farm Simulator'la ilgili haberleri, önemli şeyleri duydukça Discord'dan duyurmaya çalışıyorum dostlar. Discord'a katılmadıysanız tekrardan hatırlatayım. Buyurun gelin aramıza. Katılmayanlar varsa eğer, aramıza katılırsa seviniriz. Sevinirim. Yola çıkmak zorunda kalıyoruz ya. Şurayı böyle bir çekeyim. Yavrum hey. Şerefsizim var ya. Acayip bir makine ya. İnşallah yaparlar bunu çıktığı zaman. Favori araçlarımdan birisi olur. Böyle geri getir götür de kullanırım. Remote taşırız.
Fren sesine bakın. Vallahi değişik bir araç. Çok seviyorum ben. Yeter gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın bakalım. Yorumları okuyorum bu arada. Kalp de atıyorum. Yorumları düşünün abi fikirlerinizi. Bir fotoğraf çekme zamanı geldi tabii ki. Şöyle yapalım. Direksiyonu öteki tarafa çevirelim. Yani aracın ışıkları falan da çok güzel ha. Tamamdır. Devam. Ara gaz yapmadan duramıyorsun abi. Bunu kullanırsan otomatik olarak elin ara gaza gidiyor. Yanlış sürüyoruz ki. Bak burada çok fazla rampa olduğu için motor devirden düşüyor yani. O da oyunun hatası. Normalde ses kesilmemesi lazım. Burada kesin bırakacağız. Sol tarafımızda bıraktık. Şimdi dönüşte orayı da alacağız. Çevirmemize bile gerek yoktu da. Tam da dik yerine denk geldik ha. Son bir rampa testi yapalım. Ondan sonra garajımıza çekelim aracımızı. Sağ boş, sol boş. Canavar gibi yemin ediyorum. Çeker. Arkamızdaki şey çok büyük olduğu için dikkat edeceğiz dönüşte. Bak gelir şimdi dibimde durur. Bu bilmiyorum ya, şu oyundaki yapay zekaları birazcık kontrol etseler çok tatlı olacak yani. Babuş buradan geçmesi lazım ya, ne oldu ki bu? Nereye koyabiliriz? Ona bakıyorum şimdi. Buraya koyamayız. Arkaya götürelim.
Vallahi efsane otu, efsane ötesi bir araç. Efsane ötesi bir video oldu bizim için de. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Başlangıçta horozumuzun söylediği gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüldünüz. Allah'a emanet olun. Yorumlara bekliyorum. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Hepsi açıklamada mevcut. Bay bay. Horoz ne yapıyor ya?